bir sürü alternatif mekan vardı. İşte Haydar'ından tut Kemancısı'na, işte Neva, işte Mojo, Line, Hayal Kahvesi, hani bir sürü alternatif, işte Peyote. Yani böyle şey, öğrenciyken ben işte atıyorum haftanın 2-3 günü gelip burada arkadaşlarımda kalıp böyle mekan mekan dolaşıyordum. Ya yani şimdi mesela birçok mekanda girerken tedirgin oluyorum. AKM'de bir konserden çıkıp çok güzel bir öğrenci harçlığıyla yemek yiyip sonra bir sinemaya girip akşamleyin bir gece kulübünde eğlenip öyle eve gidebiliyorduk. İnanılmaz tiyatrolara, sokak etkinliklerine, happeninglere şahitlik ettik. 2008 yılında sigaranın kapalı mekanlarda içilmiyor oluşu eğlence sektörünü derinden etkiledi. Aslında bizler için çok önemli görünmese de Beyoğlu gibi bir yer için oldukça önemliydi. Devamında 2011 yılında masa sandalye olayları diye geçen işgaliyelerin sorunlarının olması, yani artık eğlencenin sadece kapalı mekanlarda ya da çok sınırlı şekilde kaldırımlara taşmış olması, 2016 yılında İstanbul'un her yerinde gerçekleşen patlamalar, Beyoğlu'nda olmasa bile bu terör saldırıları ciddi şekilde buradan ayak çekilmesini sağladı. 2000'li yıllara geldiğimizde bir takım tabii bu Rönesans'ın dinamikleri eksilmeye başladı. Ben bunun ilk büyük etkisini 2008 yılında AKM'nin kapanması olarak görüyorum. Çünkü AKM Beyoğlu'nun başını tutan bir kültür mabediydi ve çok uzun yıllar kapalı kaldı. 2000'lerin ilk çeyreğinde 2015'e kadar diyebilirim Beyoğlu çeşitli odaklarıyla, işte kafeleriyle, barlarıyla, kitapçılarıyla, sinemalarıyla insanların birbirlerine o gözenekli dokunun içerisinde karşılaştığı ve birlikte ürettiği, en azından kendi kendilerine ürettikleri bir mekanken giderek bu dokusunu yitiriyor. Gözenekliliğini kaybeden kent soluk alamıyor. Soluk alamadığında ise aslında canlılığını kaybettiği yerde çürümeye de başlıyor. Böylece üretim alanı olmaktan sadece bir tüketim alanı olmaya doğru hareket ediyor. Buranın kendi kimliğine, kendi yaşam biçimine, işte pek çok yıllar tarihi katman üzerine gelişmiş göç kültürü, sanat yaşamı, gece hayatı, yani Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan ne varsa, bütün bunların bir arada olduğu, yaşadığı dinamik yaşam üzerine böyle yukarıdan çöken, artık kurallar öyle değil böyle diyen ve onu satan bir yere dönüşmeye başladı. Bu tabii herkes için çok, pek çok açıdan pek çok insanı rahatsız etti. Bazısı işte ben artık Beyoğlu'na gelemiyorum demeye başladı. Biz de biraz burayı terk etmiş olduk. Yani bahanemiz 2013 olabilir, bahanemiz 2016 olabilir, bomba olayları olabilir. Her ne olursa olsun biz buraya gitmediğimizde kim oraya gidiyorsa onun algısına ve onun taleplerine göre şekillenecekti. Günümüzdeki bu durumu yadsıyamıyorum ve nerede o eski Beyoğlu söylemini de çok makul bulmuyorum. Çünkü siz bir yere gitmeyi bırakıyorsunuz, yıllar sonra, 10 sene sonra gidip nerede bu Beyoğlu, nereye gitmiş diye sormak bana çok akılcı gelmiyor. Mesela belli bir saatten sonra işte büyük parmak kapıya giremiyorsun. Ya da işte Bala Sokak'tan geçemiyorsun. Yani o açılan kulüpler tamamen şeyi de değiştirdiler. İşte gelen kitleyi, hitap ettikleri kitleyi. Öyle olunca biz sindik. Yani daha işte kısıtlı sayıdaki mekana gidip gelmeye ya da daha kısıtlı yerlere gidip gelmeye başladık. Hem toplumsal muhalefetin aktörlerinin hem de kültür sanat alanının emekçilerinin bir arada zaman ve emek paylaştıkları bir mekandı Beyoğlu. Gezinin hemen sonrasında yaşanan demoralizasyon ve bir anlamıyla sönümlenen toplumsal muhalefetin kent mekandaki yansıması Beyoğlu'nda örnek buldu. Mekan daha çok tüketim mekanına, daha çok turistik ve gündelik hayatta üretimden daha çok tüketime yönelik bir hale geldi. Gezinin ardından gelen baskı dönemi ülkenin tamamında bir siyasi baskı atmosferi yaratırken tabii ki Beyoğlu içinde bir harekete sebep oldu. Bu da nedir? İnsanlar Beyoğlu'ndan uzaklaştılar. Beyoğlu'nun
hem gündüz hem gece hayatı, hem kültür hayatı, hem eğlence hayatı, hem de yaşamı. Çünkü Beyoğlu aynı zamanda çok da büyük bir konut bölgesi. Kentsel dönüşüm sebebiyle işte Dolapdere'yi vesaireyi, yani orada yaşayan insanları oradan sürdüler. Ya da işte burada yaşayıp burada çalışan insanlar artık uzaklarda oturuyorlar. Burada yaşamanın imkanı yok kiralardan sebebi. Öğrenciyken hani ailemden aldığım harçlıkla dediğim gibi haftanın 3-4 günü mekan mekan dolaşıyordum. Şimdiki hani öğrencilerin böyle bir şeyi yok. Yani gelip bir mekanda oturup bira içmeleri mümkün değil. Ya da en fazla bir tane bira içip kalkmaları gerekiyor. Ya da işte o mekanda bir tane birayla saatlerini geçiriyor çocuklar. Ya da işte sinemaya gidemiyorlar, festivalleri takip edemiyorlar, konserlere gidemiyorlar. Ya fiyatlar aşırı yüksek. Bizler kültür sanat alanının aktörleri hem kolektifler olarak hem de tekil olarak mevzuat tarafından korunmuyoruz ve hatta bırakın korunmayı tanınmıyoruz bile. Bir kültür sanat alanı kamu hizmetinde bulunduğu faaliyetini sürdürebilmek için bir ticari kurumla aynı masrafları yüklenmek ve aynı yaptırımlarla baş etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla kiraların aşırı artışıyla birlikte Beyoğlu artık kültür üretiminden arınarak soyulaşıyor. Bizlerin kültür sanat alanının aktörlerinin Beyoğlu'nda kalabilmesi öncelikle ekonomik olarak ve hukuken korunmalarıyla mümkün. Bazı mekanlar, bunlar belli, yani kullanılabilecek mekanlar. Bu mekanlarda kültürel üretimi, bağımsız kültürel üretimi destekleyebilecek alan yaratmak ve bunu mümkünse sivil oluşumlarla beraber yönetmek. Yani ortak bir yönetim ve idare modelini oluşturmak bu tür alanlar için bence çok temel bir gereksinim. Özel sektörün eline geçtiğinde çeşitliliğin tamamen bittiği ve mevcut profile hizmet eden sadece tüketmek üzerine mekanların açıldığını görüyoruz. Botter Apartmanı'nın hemen karşısındaki Narmanlı Han, tüm İstanbul'un entelektüellerinin buluştuğu bir mekanken günümüzdeki hali sadece tüketim, yeme içme üzerine orada var olan kullanıcının yeniden hiçbir şey üretemediği ve kendinden bir şey katamadığı versiyona dönüşmüş durumda. Bu yüzden Beyoğlu'nun kamusal alan niteliğini güçlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bir kültür festivaline ihtiyacı var. Bu hep konuşulur. Nasıl bir festival olacak? Şimdi buranın kültür festivalini sen kültür yolu gibi yukarıdan ben şu sanatçıları seçtim bunlar yapacak gibi yaparsan bu yine istediğimiz şeye hizmet etmeyecek. Yani burada gerçekten kültürel üretim yapan yüzlerce, binlerce insan var. Bunlarla beraber tasarlamak, hepsini dahil etmek, bir şenlik halinde buradaki tüm buranın bileşenlerinin kendine ait hissedebileceği bir şekilde oluşturursak bu inanılmaz bir zenginlik katacaktır. Ben yaptığım araştırmada Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni sordum örneğin. Çünkü cadde üzerindeki görüşmelerimde de bu ortaya çıktı. Buradaki işletme sahiplerinin bu festivalden haberi yoktu. Yani ancak festival başladığında ortadan geçen işte müzikli arabalarla festivalin varlığından haberdar olmuşlardı. Beyoğlu'nun kültürünün bir festivali yapılıyorsa kesinlikle o kültürün en önemli elemanları olan esnafının, işletmelerinin, kültür, sanat ve eğlence mekanlarının da dahil edilmesi gerekiyor ve topluluğun buralara da yönlendirilmesi gerekiyordu. Tabii ki piyasa koşulları kendi içinde bir şeyleri belirliyor ama yani çok arz temelli belirleniyor ve o arzı da oluşturan belirli gruplar var. O grupların yönettiği bir şey olmaya başlıyor o zaman şehir. O zaman biz halk olarak bu yönetime de dahil olmak için bu tür kısıtlamaları talep etmek, istemek ve bunların gerçekleşmesini sağlamak zorundayız gibi geliyor. Bu yılda belki de seçimlerin de etkisiyle bu buzul döneminin kırıldığını yeniden bir bahar ikliminin kültürel anlamda Beyoğlu'nda etkili olmaya başladığını, yüzlerin güldüğünü görebiliyorum.
Umarım bu gidişat tahmin ettiğimiz gibi gelişir ve büyür. Beyoğlu'nun kendi dünyasından uzaklaştıran bir yönetim vardı. Şimdi bu yeni dönemde bambaşka bir şeyleri hayal etme imkanı doğdu bence. Tabii burada ben bu işte nostaljik, eski Beyoğlu bilmem ne bana çok cazip gelmiyor. Çünkü Beyoğlu her zaman hep değişen bir yerde. Bana kalırsa yerel yönetimlerin hani birinin gidip diye bir diğerinin geliyor olması, buradaki parti değişikliği kültür politikasının değişeceği anlamına da gelmiyor. Kültür politikalarının üretilmesi için öncelikle kültür alanının aktörlerinin de birer söz sahibi olarak masaya davet edilmesi ve hep beraber kentsel kamusal alanın kültür politikasının üretilmesi gerekiyor. Bu yönetimle, bu değişen yönetimle daha fazla oturup konuşma, müzakere edebilme, talepleri dile getirebilme ve belki daha çok üretebilme alanını açabilme imkanı oluşabilir. Bu yüzden de bu beraber bir araya gelip talepleri toplamanın, talepleri artık örgütlemenin zamanı. Yani bir şeylere nasıl yapabiliriz konusunda hep beraber düşünüp şunu yapmak iyi olacak, hem şunu talep ederiz hem de ben şunu yaparım diyecek bir örgütlenme yapısıyla ilerlemek bana çok anlamlı geliyor. Beyoğlu Belediyesi'nin veya işte diğer otoritelerin imkan tanımasıyla sanatçılar Beyoğlu'nda veya İstanbul'da birçok duvarı bu galeri mantığıyla, duvar galeri mantığıyla boyayabilir ve aslında çok koyu, gri, sevimsiz duvarlar şehrin kültürel hayatına, sanatsal hayatına katılabilir diye düşünüyoruz. Beyoğlu Belediyesi'nin herkese, özellikle belli bir alandaki yaşayan, çalışan herkese fikrini sorması lazım. O fikirleri toplaması lazım. Bunun için ciddi, sistematik, bilimsel bir çaba göstermesi lazım. İlk kural budur. İkinci kural da şu, bağımsız bilim insanlarıyla düzenli olarak çalışması, onların görüşlerini toplaması lazım. Ya o sokakları güvenli hale getirirlerse şayet, ya bu sefer şeyler de işte Kadıköy'e ve Beşiktaş'a gitmiş olan mekancılar da tekrar geri döner. Yani eski mekanlar, hay belki eskisi gibi olmaz ama hani yerine yenileri açılıp alternatif mekanlar çoğaltılabilir.